içine bir iki gün meydan okuyup sonra süt dökmüş kediye dönen başbakan ve cumhurbaşkanı. Mısır'a asker gönderdikten sonra bir iki gün dünya meydan okuyup arkasından pısırık pısırık askerlerini oradan çeken cumhurbaşkanı ve başbakan. İsrail'e One Minute diye meydan okuyup dün gece 20 milyon dolara o değerleri pazarlayan başbakan ve cumhurbaşkanı. Sıra Kürt halkına gelince mi kabadayı kesiliyorsunuz? Sıra Cizre'ye gelince mi kabadayı kesiliyorsunuz? Şimdi Cizre'de 20 PKK'li var diye 6 general, 36 albay, 10 bin askerle oraya operasyon yapmak mıdır kahramanlık? Bu mudur sizin temizlik operasyonu anlayışınız? Şunu bilerek ve inanarak söylüyorum. Siz ne kadar aciz, ne kadar zavallı olduğunuzu ortaya koydunuz sadece. Biz korku, ölüm korkusunu çoktan aştık. Ölüm Allah'ın emridir. Halkımız 7'den 70'e artık ölüm korkusunu aştı. Allah'tan başka kimseden korkusu yoktur. Bu işi ya böyle bilip kabul edeceksiniz ve bu zulmü durduracaksınız. Sokağa çıkma yasakları kalkacak, infazlar duracak. Özerkliğin müzakere edildiği, öz yönetimin müzakere edildiği, üçüncü gözlemci gücün masada olduğu, Dolmabahçe mutabakatı üzerine tartışmanın başlayacağı sağlıklı bir müzakereye dönülecek. Bizim istediğimiz bu. Hükümetin yaptığı hiçbir şeyin hukuki dayanağı yoktur. Hiçbir şeyin. Sokağa çıkma yasakları, kanunda yeri yoktur. Valiler bu kararı alamaz, suç işliyorlar. Kanun tanımayan bir devlete karşı ne yapacak bu halk peki? Nereye sığınacak? Kanun dışı davranan devletin kendisi. Polisi kanun dışı davranıyor. Savcısı kanun dışı davranıyor. Başbakan, cumhurbaşkanı kanun dışı iş yapıyor. Ne anayasayı tanıyorlar, ne yasaları. Ne yapacak halk peki? Kime sığınacak? Savcıya mı şikayet edecek bunları? Savcıları tutukladık, içeri attılar bunları. Basın açıklaması mı yapacak? Basın mensupları içeride. Yazan çizen basın mensuplarını tutukluyorlar. Polise mi şikayet edecek? Suç işleyenleri. Ne yapacak? Kusura bakmasınlar. Gençler hendek kazıyormuş, halk barikat kuruyormuş. Başka bir yol gösterin, onu yapsınlar. Nereye şikayet etsinler? En azından şu yaralarını hepimiz hafızalarımızdadır. Hani bugün hendeklere sıkıştırılan, terörize edilen halkın öz yönetim talepleri o dönemde masada açık açık konuşuluyor, tartışılıyordu. Hatta en son Sayın Öcalan devlet heyetlerinden gelen talep üzerine demokratik özellik yerine bundan sonra yerel demokrasiyi kullanacağım da demişti ki bu da Dolmabahçe mutabakatının ilk maddelerinin birini oluşturuyordu. Ulusal demokrasinin ve yerel demokrasinin kökleştirilmesi, geliştirilmesi konusu. Burada bize göre üç konu devleti bu görüşme masalarından kalkmaya zorladı. Ya da öyle zorlandılar. Birinci konu Rojava'daki gelişmelerle PYD'nin giderek uluslararası meşruiyet kazanması. İkincisi, uluslararası toplum güçleri ittifak halinde Rojava'daki iki kantonun birleşmesi ve daha sonra da buna 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin alındığı yenilgi ve HDP'nin başarısı da eklenince bu masadan kalkma ve savaş konseptinin devreye girmesi söz konusu oldu.